Selamun aleyküm. Beyler bugün anaçarımıza geçtik. Diğer videolarımızda anaçarımıza devam edeceğiz. Daha önce söylemiştik, bahsetmiştik zaten. İlk başta yeni bir karakter oluşturmanın nedeni sizle beraber ilerleyip belli bir seviyeye kadar göstermekti. Şimdi bugün size itemlerle ilgili birkaç detay vereceğim. Ondan sonra solo dungeon build'i vereceğim size bir tane. Onunla ufaktan devam edeceksiniz. En azından yani beni dinlerseniz çok da değişkenlik göstermeyin build'lerinizde. Çünkü yarım yamalak kasılıyorlar. Bu sefer sağlıklı verim alamıyorsunuz. Şimdi herhangi bir item alalım abi. Hatta solo dungeon build'inden önereceğim itemleri alalım. Sonra bunlara artı nasıl basacağız ve diğer detaylarını anlatayım. Şimdi solo dungeon'da genelde çoğu arkadaş size mersaner ceketi şunun, hatta şöyle 4 yapalım 5 yapalım ki daha iyi görebilirsiniz. Skilleri de açık. Genelde mersaner ceketin şu can çalma skillini olduğu için solo dungeon'da şunu öneriyorlar. Canınız fight içinde azaldığı zaman şunu basıp hızlı şekilde can çalmanız için. Kafalı Scholar Kovulu öneriyorlar bazı arkadaşlar. Bunun da skill'i yaratıklardan damage yedikçe mananızı arttırır. Enerjiniz düştüğünde buradan telafi edersiniz diye. Botu herhangi bir bot, yani genelde leader bot veya başka bir bot seçebilirsiniz diyorlar. Gibi gibi. Silah Ak sınıfından genelde seçiliyor. Ben bugün gene Ax'tan seçeceğim silahı ama kıyafetleri değiştirerek seçeceğim. Yani yeni başladın. Bunun tier 4'ünü aldın. Yani kaç para bu? 777 gold. Biraz da ucuz yollu olsun diye size genelde bu build'i öneriyorlar. Ben bugün yine mercenary'nin alt kolu, yani nasıl alt kolu? Daha önce şuradan itemi açtığımızda şurada bütün çeşitlerini giyebilme özelliği ve kollara ayrıldığını söylemiştik. Bu kolların hepsinin birbirine faydası vardır. Hepsinin kasılması gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Atıyorum. Siz Helion ceket giyeceksiniz. Helion ceketi kastınız. 120 yaptınız. Ama bu kola ait diğer, yani şuradan şöyle biraz daha uzaklaştırayım. Şu Leader Jacket Fighter'dan uzanan kolların herhangi birini daha kastınız da şu cekete ekstra özellik verecek. IP puanı verecek. Bunu giydiğinizde 120'deyken IP'niz, atıyorum hatta onu canlı gösterelim. Size önereceğimiz bu ilkten başlayalım direkt. Onları da detaylı anlatırız. Şimdi kafanızı karıştırmayalım. Şimdi geldik buraya. Leader Armor. Tier 4'ü seçtik. Buradan Hell yazdık. Helion ceketimiz çıktı. Bir tanesini aldık böyle direkt. Sonra onları detaylı anlatacağız. Sonra ikinci item olarak tekrar Leader Hermit bölümünde şuraya Spec yazacağız. Spectre Hood çıkacak. Onu aldık abi. Diğer dördünü. Sonra bottan da size Cloth Shoes'dan şöyle, hatta Cloth değil de bu biraz pahalıya gelir sizin için tenasite, ama şöyle Cloth'tan devam edelim. Cloth'tan da Royal sandalı seçmenizi öneririm. Şimdi şunları alalım. Hepsini bilerek sıfır, yani artısız aldım ki şimdi onları artı basacağız. Onları da detaylı olarak öğrenmiş olacaksınız. Silah olarak size benim de main'im olan Ax sınıfını önereceğim. Ax'tan yine böyle kollar ayrılıyor. Şurada Ax bölümü var. Ax da kendi içinde. Şurası Ax Fighter. Dördünü giyeceksiniz. İşte beşini niye giyemiyorum? Burası Fighter bölümünün 100 bölü 100 olması gerekiyor. Yavaş yavaş artacak. Şurada zaten bir ibre var, göreceksiniz. İbreyi aşağı yukarı oynatabilirsiniz. Hangi levelde ne geleceğini göreceksiniz burada. 3 levelde atıyorum şu skill'i açılacak. 6 levelde pasif skill'i açılacak gibi. 10 levelde bunun 5'ini giyebileceksin gibi 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 aşağı doğru en son 100 levele kadar gidiyor. Ax bölümünden geleceğiz abi burada. Çeşit çeşit silahları var. Genelde bütün sınıflarda
7 çeşittir. 7 çeşit silahın her birinin kullanım yerleri farklıdır. Yani atıyorum böyle hızlıca söyleyeceğim. Şu Realm Breaker dediğimiz sınıf toplu savaşlarda, şu işte solo gank'te kullanılır. İşte şunlar toplularda, şu da yine grup fight'larda kullanılır. Solo dungeon'da falan kullanılır. Hani hepsinin kullanım alanları farklı olur. Ama bunu grup fight'ta kullanıyorsun diye solo dungeon'da kullanamaz mısın? Tabii kullanabilirsin. O senin tamamen keyfine kalmış bir şey. Ama daha seri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmak adına zaten silah öneriyoruz. Benim önereceğim silah da Battle Axe'tır abi. Benim de main silahım budur. Neden Battle Axe? Genelde Great Axe kullandırırlar. Great Axe'tan da bir tane alacağım şimdi üzerime. Onu da arkadaşlar öneriyor. Bunu ya da bunu seçebilirsiniz. Bu iki axe da işinizi görecektir. Şöyle geldik abi Battle Axe'a. Sizi tier 4 olarak hesaplıyorum. Eğer 4 açık olmayan arkadaşlar varsa şöyle gelecekler. 3 açıktır. 3'ten bir tane alacaksınız abi. Örnek göstermek amaçlı aldık bunu. Şöyle marketten geri alalım üzerimize. Bunu taktınız. Tamam mı abi? Skilleriyle işiniz yok. Herhangi bir itemin, hatta şöyle şunları da giyelim. Mantığı anlatayım size. Şimdi o efendimizi de alalım bir tane. Çünkü Ak sınıfında üzerine gelmişken onu da anlatalım. Sürekli detaya giriyorum ki orada hani ben hızlı anlatırken geride aklınızda soru işareti kalmasın diye. Ak sınıfında atıyorum bu çift eldir, bu çift eldir, çift el, çift el, çift el, çift el diye geçer. Şurada bir tek el vardır. Tek el silahlarda genelde diğer build'lerde de tek el silahlar olabilir. Tek el silahlarda şu boşluğa offend yani yan silah, pasif silah, pasif değerler veren silah takılması gerekiyor. Axe'da da Battle Axe'tır. Battle Axe takarsanız muhakkak yanına ikinci offend alırsınız. Market bölümünde anlattığımız gibi şuradan offend'e geliyoruz abi. Benim kullandığım size önereceğim şurada Muysak'tır. Bir tane de Muysak aldık abi. Muysak'ımızı da takalım. Şimdi pelerin konusuna geleceğiz. Pelerinde şöyle cape bölümüne geldik. Şuraya LYM yazdık. Limeburst Cape çıktı. Limeburst Cape'den bir tane aldık. Size önereceğim boyut budur. İlerleyen zamanlarda şu botu değiştirmenizi yani şu botu değiştireceğiz. Onu da içeride söylerim. Hangi bota geçeceksiniz ve neden önce bu botu kasıyoruz. Onun detayını vereceğim. Şimdi XP kasmak istediğimiz mesela sizde burası Battle Axe 3. Doğru mu? 3 leveli. Direkt 4 alın. 4'ü giyin diye. Yükseltmek istiyorsanız. Ya da ben bunun XP'sini abi şeyde kasamam. Dungeon'la uğraşamam. Ya bir an önce açayım ilk 4'lerini giymek için. Yani şöyle bir daha tekrar detayına inelim. Geldik. Axe'a. Şurayı açmak için level 1 yapıp Axe Fighter'ı level 1 yapıp hemen şu diğer çeşitleri giymek istiyorum diyorsanız. Çünkü bu diğer çeşitler sadece 4'lerde başlar ve level 1 olmadan 4'leri giyemezsiniz. Ben dungeon'la 3'le uğraşmak yerine ben diğer silahı deneyeceğim abi derseniz onu giymek için de abi taktık biz 3'ü. Sizi 3 olarak hesaplıyoruz. Geldik markete. Hemen şurada bizim Tombs diye bir bölümümüz var. Burada en üstte Tomb of Insight tıklıyoruz abi buraya. Bunlar Fame kitabı yani XP kitabı. Bunlar atıyorum şu 4 yapmak için 20.000 istiyor XP diye örnek vereceğim. 20.000 XP istiyor. Bunun 4'lerini açabilmen için. Bunun üstüne geldik pasifini okuduk. 10.000 Fame veriyor her bir tanesi. Bundan 2 tane alırsınız 20.000. Direkt hatta bir tane alalım size şöyle. Nasıl yapacağınızı göstermek amaçlı. Bir tane aldınız. Sayısına göre. Geldiniz abi. Use dediniz. Okudu ve 10.000 XP geldi. Ve nasıl geldi onu söyleyeceğim. Üzerinize giyili itemlerin üzerine geçer. Her birine eşit olarak dağılır. Bu okuduğunuz kitap. Bu okuduğunuz kitap 4 leveli hızlı şekilde açıp diğer çeşitleri giyip devam etmenize yardımcı olur. Ama bunu uzun ömürlü
önermiyoruz hiçbir şekilde. Çünkü ona para dayanmaz, güç dayanmaz. Yani pay to win yapmaya çalışmayın, olmaz burada, yemez bu iş. Neyse. 3'ü öyle göstermek amaçlı aldık. Şimdi onun bir de 4'ünü alalım. Ya ben bunların 8'ini de açtığım için sizle aynı şekilde gidiyormuş gibi devam edeceğiz. Bunu direkt sell dedik. Bir tane 4'ünü alalım. Mele, Axe, Tier 4 dedik buraya. Zaten Betalax en öne çıktı. Çıkmazsa da buradan Battle ilk işte birkaç tane sözcüğünü yazarsanız, harfini yazarsanız istediğiniz itemin Axe'ların içinden. Çünkü buradan Axe'ı seçtik, levelini seçtik. Onun içinden hangisini istiyorsun diye daha çabuk bulmak için atıyorum. Yazdık. Battleaxe çıktı. Biz Realm Breaker alacağız. Real yazdık şöyle Realm. Direkt o çıkar. Bu da kısa yoludur. Zaten markette de detaylı verdik. Şuraya geldi abi itemimiz. Taktık. Skillini ayarladık. İçeride zaten skilllerin detaylarını vereceğiz. Şimdi size bir de daha önce videomuzda söylediğimiz soğuk yani çorba tier 5'ine getiriyoruz. Bundan alıyoruz abi 2 tane. Ve Poi tier 4 Poi alıyoruz. Bundan da 15 tane alsanız yeterli sizin için. Bunları bu şekilde giydiğinizi düşünerek solo dungeon build'imiz şudur. Bunlara artı basacağız şimdi. Artıyı nasıl basacağız? Artı sistemi dediğim gibi şu boşluklarla belli olur. Şurada hiçbir renk yanmıyorsa bu artı sıfırdır. Yani tabiri de oyunda 4-0 diye geçer. Ya da atıyorum çantanın tier'i yani leveli 6 olduğu için alta bakarsın 0-6-0 çanta diye geçer bu. Bir de quality'si vardır. Şurada outstanding yazar. Atıyorum mesela bunda normal yazar. Onunla ilgili detaylı video yapmıştık zaten. Oradan hatırlayacaksınız. Şimdi gene üzerinden geçeriz ama bunların. Geldik abi bunu artı 1'e basacağız. Şimdi önce bunun NPC'sini göstereyim size. Marketten dışarı çıkıyoruz. Neyden ne kadar lazım olduğunu görebilmeniz için kafadan alıp fazla ya da eksik item alıp artı basmaya gitmeyin diye. Geldik abi ne harfine bastık. Şurada yaklaştırdık. Şurada bir tane T8 artifakçı var. O NPC yani şöyle geldik. Şurada hatta bütün şehirlerde çekiç böyle dövme şeyi vardır. Buraya gelirsiniz abi. Üçüncü şuradaki yan ceplerden üçüncüyü seçersiniz. Artı basacağınız iteme shift sol tıklarsanız direkt işler. Buraya gelir. Burada diyor ki 144 tane tier 4 rune getirirsen diyor. Bunu artı bir yani şöyle artı bir haline getirebilirsin diyor. Yani kaç tane olduğunu görüyoruz. 144 neden ne kadar istediğini görelim dedim. Çünkü bu silahta 144'tür. Bakın kafalıkta 48 istiyor. Gövdelikte 96 istiyor. Botta 48 istiyor gibi. Offhand'da 48. Her şeyde farklı adetlerde istiyor. Diye atıyorum elinde tier 8'i var 7'si var. Gelirsin önce bakarsın buradan. 3. sekmeye itemi koyarsın. Ne istediğini görürsün kaç tane. Ona göre gider alırsın. Kimi itemleri buradan buraya koyamıyorsan bu item durabilitesi düşüktür. Gidersin şuradan RPR'ciden T8 Eller Repair Station'dan RPR yapıp tekrar gelip koyabilirsin. Şimdi silahımıza 144 istiyordu. Bir daha bakalım. 144 gövdelik 96 1 2 3 4 parçamıza da 48'ler istiyor. Gelelim abi. Parayı kastığınızı düşünerek yapıyoruz bunu. Zamanla bunları yükselteceksiniz çünkü. Şöyle geldik marketimize. En azından artının nasıl baltasıldığını görün. Şuraya geldik abi. Her şeyi sıfırladık. Şuradan rün yazdık. Direkt dörtler önümüze çıkıyor ama yine kafanız karışmasın. Buradan dördü ayarladık. Geldik buna 144 istiyor. Doğru mu? Toplu satan bir arkadaş var mı? Atıyorum 72 tane bundan aldık. 72, 88 dedik. 91, 101, 121, 120. Şöyle bir daha alalım şunu da işte tek tek toplamaya gerek yok. 121. Şöyle onunu aldık. 131. 13 de aldık mı? Tamamdır. Bu silah için olan gerekli. Şimdi bunlara 48 48 48 48 istemişti. Şöyle geliyoruz abi.
Ya en azından mantığını anlayın diye 48 tane de bir tanesini aldık. 96 da şey istiyordu. Gövdeli istiyordu. Hatta ikinci 48, şöyle üçüncü 48, en son yazdığınız rakam burada mouse tıkladığınızda kayıtlı kalır. Bu dördüncü 48. Bir de 96 lazımdı gövdelimiz için. 96'yı da yaptık. Aldık hepsini. Toplamda 432 tane rune istiyor. Bunun aynı adetleri ikiye basarken yine bundan istemeyecek. İkiye basarken şöyle soul dediğimiz, soul yazarsanız leveli çıkar. Adetleri aynıdır. Gene 144 soul. Şuna 96, bunlara 48 gene. Bu artı 2 malzemesidir. Bir de artı 3 malzemesi vardır. O da reliktir. Relik de şu şekildedir. Hepsinin fiyatları farklıdır. En ucuzu artı 1'e basma itemidir. Hatta şöyle bir daha gösterelim. Bakın, reliğin tanesi 629 gold. Soul'un, pardon, rune'ün tanesi 17 şey silver. Yani o kadar arada dağlar kadar fark var. Bilginiz olsun. Şimdi biz bunları artı bir yapalım. Geldik tekrar. Bakmak için ne yapacağımızı açtık. Şöyle uzaklaştıralım. Artık yerini ezberledik çünkü. Geldik 3'e. Aksımızı koyduk. Bastık, işledik. Bakın şöyle, hatta IP'mizi göstereceğim. 1081 IP. Bunların artı 0 ile artı 1 arasında IP, yani kazandığın item power önemlidir. Yani yükselir her artıda. Item power bu oyunda, bir item power bile yeri gelir. Çok şey değiştirebilir. Şöyle bunu bastık. Gövdeliği bastık. Bakın IP'miz artıyor gitgide. Uysağımızı bastık. Dimer Scape'imizi bastık. Hepsini artı bir yaptık. IP'miz oldu 1164. Sizde tabi böyle olmayacaktır. Çünkü ben de kasılı olduğu için daha farklı IP'ye ulaştım. Şimdi sizde ne kadar olacağını da detaylı söyleyeceğim. Şimdi İtemlerin bir de çerçeveleri vardır abi. Şöyle itemi, bu çerçeveleri nasıl değiştiririz onu göstereceğim. Repair Station'a geldik tekrar. Şöyle yaklaştırayım. Repair Station'a geldik, tıkladık. Burada 3. sekmeye geldik. Yine Shift Sol yaptık. Buraya itemimizi koyduk. Burada diyor ki, bakın çerçeveler şu birincidir. Endan değil. Etrafına bakın dikkatlice. Şu ikincidir, şu üçüncüdür. Gümüş, işte silver rengi, bu da en son gold rengi. Şurada diyor ki, bu itemi diyor bunlardan birine çevireceğim. Bunlardan geçme oranları altındakiler gibidir. Bunun geçme oranı 0.1'dir, işte %80 ihtimalle buna geçecektir. Bir basışınızda diyor 3.330 silver isterim diyor. Ama itemin yanma veya geri düşme veya artısında oynama reperesinde değişiklik gibi bir şey söz konusu değil. Yani eksiye düşmüyorsun. Tamamen ya aynısında kalacak ya yukarıya çıkacak. Burada geriye düşme diye bir şey yok. 3K'yı bastık abi. Şuraya tıkladık. Pay dedik. Bakın. Bir üstüne çıktı. Good. Şu an good olma, tekrar good olma ihtimali diyor. %30 diyor. Ve bakın silver arttı. Gördünüz mü? Bir daha bastık. Yine good'da kaldı. Geçmedi. Sadece silver'ımızdan eksildi. Bir daha basıyoruz. Bakın. Unstanding'e geçti. Bu sefer iki tane seçenek kaldı üstünde. Ya diyor aynısını geri veririm diyor. %50 ihtimalle. %49 ve %0.1. Yine paramız arttı burada. Bir daha bastık. Bakın excellent oldu. Excellent'tan sonra şu gold en değerlisi olduğu için bunun geçme ihtimali çok 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 düşük olduğu için sizin istenilen silver da aşırı derecede artacaktır. Bu level 4 olduğu için buradaki silver çok önemli bir meblağ değil. Ama bunlar 8'e ulaştığında, 8 level bir Battle Axe'ı buna çevirmeye çalışırken 500k, 600k, 100k, 300k gibi böyle büyük meblağlar isteyecek. Ve bunu her basınçınıza gittiğini düşünürsek üzerinize para kalmaz. Yani en fazla getirebileceğiniz excellent olsun, o da paranızın duruma göre, durumuna göre değiştirirsiniz. Bu bir nevi Knight'ta veya Rise Online'da şey gibidir. İşte chest kırdırma gibi bir şeydir. Chest'in içinden ne çıkacağını bilmesin. Bunda da şansına burada kumar oynar gibi bir şeysin. Ama şuraya getirip kullanmanız en mantıklısı.
Çünkü getirici de şurada IP artacak, o da size işleyecektir. Ve IP artma olayı, yani benim IP'm burada 5 arttı abi, buraya 2 geldi falan gibi düşünmeyin. Burada 10 artsa bile buraya direkt 10 işlemez. Burada average item power diye bir kafalık gövdelik bot, silah ve offhand varsa offhand ya da çiftel silah varsa çiftel silahın ortalamasını buraya verir. Onun hesabını da birkaç video sonra oraya detayına ineriz. Şimdi excellent yaptık bunu abi, giydik. Şimdi tamam mıyız? Tamamız. Dungeon için hazırız. Şimdi şunu söyleyeyim. İtemin bazı itemleri şimdi giydiğiniz zaman setinizi, neden bir set önemlidir dedim. Sürekli aynı setle kasmanız önemlidir. Neden başlangıçta size şunu önerdim. Bu build botu ileride değiştireceğim. Ama bu bot da size ömürlük lazımdır. Botu ileride değiştirtmediğimi düşünerek bu build'in hepsini kastınız abi. Bakın şurada Base Average Item Power yazıyor. Burada ne diyor biliyor musunuz? Sen diyor bunları kasmışsın. Bunu hiç ilk defa başlayan bir adam. Yine bunları 4-1 aynı itemleri şöyle düşünün. Çıkardık abi. Sen yeni başladın. Şüphelerin de dahil. Çünkü IP arttıran itemler şunlardır. Şunları trade'den sana verdim. Sen yeni başladın. Bu itemleri giydin. Abi ben 1174 olmadım. Sen kaç olacaksın söyleyeyim. Hemen 863 IP olacaksın. Bakın bir IP'nin bile önemli olduğu oyunda şuradaki farkı görüyor musunuz? İtem kasmanın, üzerinize takıp XP kasmanın etkisini buradan görün diye detaylı olarak girdim. Ve itemler, bakın şöyle üstlerinde mavi yıldızlar vardır. Veya farklı renkte yıldızlar görürsünüz başka arkadaşlarda. Onlar da ne kadar seviyeye geldiğini, şöyle üstüne geldiğinizde bakın diyor ki Battleaxe 120/120 diyor mesela. Şöyle geldik. Helion ceket 120/120, 120/120, 120/120 ve 116/120. Bakın bunun 4 leveli vardı abi benim gibi. Burada seni üzerine bakıp inspektleyen adam senin ne kadar usta olduğunu bu silahta veya kıyafette, kafalıkta neyse onu görür. Şöyle bir adamın üzerini görmek için de adama tıkladıktan sonra Y harfine bastığınızda şöyle üstünde ne takılı, ne yiyeceği var, bineği, ne çantası, ne işte yıldızlarını da göreceksiniz. Bunda yıldız olmadığı için göremiyoruz. Başka bir arkadaşa bakalım. Bakın bunda farklı farklı yıldızlar var. Şöyle yıldızın üstüne getirdiğinizde 47 level kafalığı var. Bunu da 55 yapmış. Bak hepsinin farklı. Bu 90 level yıldızıdır. Bunlar 100'e kadar renk değiştirir. İşte 120'ye kadar hatta her şeyde renk değiştirir. Ustalığınızı gösterir. Başka bir artısı yoktur. Bir de 120'ler böyle can canlı durur. Daha böyle hoş durur. Odur yani. Başka bir artısı yoktur size. Şöyle kısaca Dungeon'a başlamadan önce aslında Dungeon'a tamamen odaklanacaktık ama bunları es geçmeden anlatayım. Kafanız karışmasın diye. Şimdi abi bir itemi eline taktın. Gittin dungeon yaptın. Bu itemi 100 level'e getirdin. Tamam mı? Şimdi sana burada başka bir 100 level bir item arıyorum da denk gelmedi. Ben genelde 101 yıldızına çekiyorum da onun için. Neyse şöyle kısaca anlatalım şu kafalıklarda. Şimdi şu itemi giydin abi. 100 level'e geldi. 100'e kadar hiçbir şekilde yani değiştirmeni önermiyorum. Tekrar üstüne basıyorum. 100 level'e getirdin. Şimdi sen bunu yanlarını kasacaksın. Daha önce ne dedik? Bu itemi giyiyorsun. Bakın pasifinde ne yazıyor? Diyor ki bu itemin mesela her level atlayışında yani 49 olduğunda diyor artı 0.1 bütün cloud roplara yani bütün gövdeliklere artı 0.1 IP kazandırırsın diyor. Yani şundan maksimum IP alabilmen için bütün çeşitlerini yükseltmen gerekiyor. Bu sonraki aşama. Ama bilginiz olsun. Lider kafalık seçtirdim. Atıyorum. Lider kafalımıza gelelim. Şöyle tıkladık. Sen bunu solo dungeon için kastın şu kafalığı. Solo dungeon'la işin bitti. Sen fight'a gideceksin. Fight için bir kafalık arıyorsun. Gelirsin hepsinin özelliğine bakarsın. Önceliğin lider kafalıklar olsun. Çünkü bundan da IP alacaksın. Çünkü sen bunu kasmışsın daha önce.
Öyle söyleyeyim. Şimdi şeye gelelim. Şurada da hemen kısa bir şey daha anlatayım size. Örnek veriyorum. Aynı levelde iki tane silah bulalım. Hatta şöyle anlatalım. Bakın. Mesela sen bu gövdeliği taktın, yüze getirdin. Bu yanları da kasacaksın ama aralarından birkaç tanesinin skill'leri senin hoşuna gitmiyor veya XP kasarken hiçbir işine yaramıyor, çok zorluyor seni. Tekrar kastığın itemi giyersin. Yüze getirdiğin, yüze kadar getirdin, durur zaten. Yüzden sonra atıyorum üzerinde 100 level herhangi bir item varsa o item artık XP kazanması ne kadar yaratık kesersen kes. Peki nasıl bunu 120'ye çıkarıyoruz? 100'e geldi, dayandı. Bundan sonra bir tane bile olsa, hepsi olsa daha çok birikecek ama bir tane bile olsa şurada B'ye basalım. Hayat ağacımızın üstünde bakın şurada Combat Fame Credit yazıyor. Her gelen XP, atıyorum benim kafalığım 100, gövdeliğim 50. Gövdeliğin XP'si gövdeliğe gidiyor. Kafalığa geçecek olan XP de burada birikiyor. Bunu nasıl kullanıyoruz abi? Bunu da getiriyoruz. 100'e kadar geldik. 101'e çıkmıyor ya. Geldik. Şöyle 101. Tıkladık. Şuradan sonra bakın artı diyor. 102, 103, 104, 105 gibi gidiyor böyle. 120'ye kadar çıkıyor. Şimdi benim hepsi 101 bazılarının, size örnek vermek için. Heh. Geldik mesela. 42'desin. Sen Axe'ı taktın. Bakın bu Dagger build'i. Dagger'ın hayat ağacı. Sen Axe'da hepsini 100 yaptın o verdiğim setin. Sonra bütün kestin yaratıklardan biriken XP buraya gelir. Bu XP de geldin. Ulan ben Dagger'ı da yükselteceğim dedin. Dagger'ın şuradan ikonuna tıkladın ama bunun level 1'ini açman gerekiyor. O ikon yoksa kapalı olur. Level 1'ini eline taktın. Bir tane Fame kitabı okudun. XP kitabı. Level 1'ini açtın. Neyse. Geldin buradan biriken puanını şöyle hibride çekerek de götürebilirsin. Getirip bakın ne diyor? 100'e kadar gösterelim mesela. Ben bunu da 100'e yapacağım ama Axe'la kasacağım bunu. Axe'la kastım, biriktirdim, getirdim. 15.722.000 combat fame istiyor senden. Yani 15 milyon daha fame kasman gerekecek combat tarafına, buraya. Üstündeki yüzlerle. Gelip ibreyi basıp 100'e kadar basarsın. Bakın 100'e kadar 15.722 istiyor sadece. Başka herhangi bir şey istemiyor. 100'de durur. 100'den sonra combat fame'le basarsın. Hangi item olursa olsun. Eline taksan da artmaz. Ama ekstra bir de şu var. 101 yaptığın anda para almaya başlar o senden. Bakın 102, 103, 104 diye 100'den 120'ye kadar para keser. 100'den 120'ye kadar bir silahı basabilmen için hem 66,5 milyon fame istiyor hem de 16.785k, yani 16M 17M para istiyor senden. Her levelde ayrı istiyor tabi. Bir kere de kesmiyor 17M'i. Atıyorum 101'e 174k istiyor gibi, her levelde daha da yükseliyor ve çok büyük meblalara ulaşıyor. Yani genelde bunları 100 yaparlar. 100'ün üstünde para istediği için vermezler. 100'de bırakırlar. Başka bir silahını kasarlar. Çok sevdiğim bir silahtır. Benim gibi gidersin. Axe'ı hepsini 120 çabasına düşersin. Gelirsin böyle, bak mesela bunu 120 yapmışım. 113 yapmışım. Bunlar 106. Bu 116 gibi 7'sini de kasmaya çalışırsın. Ne kadar para istese de. Çünkü en yüksek IP'yi alma peşindeyim. Ve bana sadece PvE'de değil PvP'de de işime yarayan silahları var. Grup savaşlarında her türlü fonksiyonda ben bu Axe'ı kullanabilirim. Yani her türlü etkinlikte bunu kullanabilirim. Bu diğer sınıflar için de geçerlidir. Her silahın farklı kullanım yerleri vardır. Gibi. Combat'ı da anlattığımıza göre bu biraz videomuz uzun olacak. Çünkü bu detayları es geçmemem gerekiyor. Bunlar için ekstra bir video çıkmasın diye. Bu build'imizi yaptık. İtemimizin çerçeve, yani kualitesini ayarlamayı gördük. Değerlerini gördük. Kualite arttıkça itemin fiyatı da artar. Onu da söyleyeyim. İtemlerimizi artı basmayı gösterdik. Neyle ne kadar hangi NPL'den basacağımızı gösterdik. Bir de ben ana şehrime geçeyim. Işınlanayım. Burada belli bir miktar para isteyecek ama sıkıntı değil. Hemen bir 100 gold'umuzu satalım. Üstümüzde paramız olsun. Yani onu da hazır değinmişken onu da gösterelim. Burası sizi Force Sterling'de diğer çarla başlattığım için buradan videoya başlattım. Ama benim ana şehrim Martlock.
Şimdi ışınlanmacıya geldik. Biliyorsunuz zaten ışınlanmacının yerine. Tekrar üzerinden geçelim. Sen bu itemlerinle ışınlanarak diğer şehre gitmek istiyorsun. Fort Sterling'den benim şehrim Martluk. Bakın tam karşısında. Öyle mi? Kaç map var? Yürümenize gerek var mı? Yok. Buraya ışınlanmacıya gelirsiniz abi. Sadece bak ışınlanabilirsiniz. Şu Black Zone map'ine ışınlanamazsınız. Üzerinizde item veya herhangi bir şey varsa. Şuradaki kayıt olunan şehirler var. Onları sonra size gösteririm. Bunlara ışınlanamazsınız. Üzerinde bir pot bile olsa geçemezsiniz. Şu şehirlere gidebilirsiniz. Halka olan kısımda. Ortadakine gene gidemezsiniz. Bakın. Üzerinizdeki bütün itemleri çıkarın diyor. Neyse. Limers. İşte ana şehirlerimize, safe bölgelere, güvenli bölgelere gidebilirsiniz. O da iteminizin pazar ortalamasına bakarak sizden item ağırlığına göre, item kalitesine göre belli bir fiyat ister. Yani üzerinize burada gelip demiri toplayıp ben hop buradan işte şöyle kısaca anlatayım. Geldim Fort Sterling'den demiri topladın. Ya bu kadar yol yürüyüp taşıyacağıma ben bir kere de ışınlanayım dersin. Sana gelir buradan 5 milyon para ister ışınlanmaya çalışırsan. Anladın mı? Kısaca söyle. Buradan 22K istiyor. Işınlandık ana şehrimize. Şimdi ana şehrimize geldik. Sizin ana şehriniz Fort Sterling veya herhangi başka bir şey olsun. Şimdi daha can alıcı bir nokta daha var. Şimdi şöyle N harfine bastık. Bakın şurada her şehirde bir tane bayrak vardır. Faction diye yazar başlığı. Geldik. Martlonk'u bakın burada. Siz Fort Sterling'de olduğunuzu düşünerek hemen şehrimize giriyoruz. Şurada Fort Sterling'in bayrağı bakın şurada. Farklılıklar gösterebilir. Biri sağdadır, biri solda, biri çaprazdadır. O çok önemli değil. Şu bayrak işaretini bulacaksınız. Bakın 12 beyaz bayrak. Benim bulunduğum yerin görüyorsunuz mavi Forster Martlon bayrağı. İşte diğer şehirlerde farklı renklere bürünür. Neyse. Bayrakçıyı gördük abi. Belli bir fame'imizi kastık solo dungeon'da. Arada uğrayın buraya. Belli bir levele geldiğinde açılacaktır. Sizde kapalı olabilir. Geleceksiniz abi buradan. Flak diyeceksiniz. Fla yes dedik. Sizde ilk seçenek olarak şurada bir alt seçenek daha çıkar. Ona da okey deyin. Okeyledikten sonra bize bayrak verdi. Bakın bayrak verdi kastım. Bakın ismimin yanında şu mavi vardı zaten. Şu da rütbesi. Bu şehrin askeri gibi bir şey oluyorsun. Sana diyor ki bu bayrağı aldın kardeşim. Bu bayrakla malzeme toplarsan benim çıktın abi atıyorum diğer 5'e geldin. Hadi sizi 4'e indirelim. Size onun mantığını direkt anlatayım. Görerek öğrenmeniz daha iyi. Çünkü siz bu build'i dizdikten sonra diğer 4 map'e ya da 5 map'e gideceksiniz. 5'ten mi göstersem? 5'ten göstereyim. Siz bunu 4 ile başlayın. Şimdi 5 nereye açılıyor abi? 5 Eldon Hill. Her şehrin bir de şurada unutmayın. Her şehrin bir kapısı muhakkak 5 map'e açılır. Sarı zona. Size ne dedik? Mavi ve sarıda takılacaksınız dedik. Kırmızıya şimdilik geçmek yok dedik. Sarıya rahatlıkla inebilirsiniz. Burada sizde kapıda uyarı falan verecektir. Geçmek istiyor musun? Gibisinden. Çekilmeden geçebilirsiniz. Şimdi map'imize geçtik. Map ile ilgili bir detay daha bakın. Sarı zonlarda ve kırmızı zonlarda şurada kılıç işareti var. Daha önce size şurada bayrak gibi açma şeyi vardı ya. PK açabilirsiniz diye diğer videolarda bahsetmiştik. PK açtım. Yani şöyle düşünelim. Ben bayrağı almadım. Bayraksız şekilde PK açtım. Şurada 6 olur burası. Şu an PK açmış. Şu map'in içinde. Diyor ki şu map'te diyor 5 tane PK açmış adam var diyor. İsimleri böyle mavi değil de kırmızı görünür sana. Sana dalabilir. Sarı map'lerde şuradan üstüne N harfine basınca sarı map'lerde korkmayın size dalar öldürür en fazla yerde 3 dakika beklersiniz. Gider RPR parası ödersiniz. İtemleriniz kesinlikle gitmez. Kimse sizin itemlerinize karışamaz. Hele ki bayrak aldıysanız gösterdiğim gibi şehir bayrağını. O PK'yı açmış şu 10 kişi oldu bakın gördünüz mü? 10 kişi bana dalamaz bakın. Hatta bak birebir burada adam var. Ben ona dalamıyorum o bana dalamaz. Çünkü bende bayrak var. Şu bayrağı almamış olsam ben buna dalabilirim o da bana dalabilirdi gibi. Tam da çok güzel denk geldi önümüze onu da anlatmış olduk. Görünüşü bu şekildedir. Şimdi diyor ki bu bayrağı alırsan gelir burada taş toplarsan demir toplarsan ne bileyim buranın şeyine ağaç toplarsan diyor sana ufak ufak şuradan faction
Warfate'e geldiğinde şu altta puan biriktiririm diyor. Günlük de diyor işte şu kadar limitlere geldiğinde şu bonusları alırsın diyor. Şu günlük dolar şuraya geldiğinde 1250, 2500, 5000 gibi ekstra bonuslar verir sana. Bunlar diyor birikir. Bunlar burada birikir. Sana aylık diyor şu kadar chest veririm diyor bunlardan. Bakın şuraya kadar geldin. Şurası tarihi belli, açılacağı tarih. Açıldıktan sonra kastında burası ilerler. Gibi gibi. Şuraya geldik. Bu haftalık işte hangi şehrin bayrağı daha üstün şu anda onu gösterir sana. Detaylı olarak o üstüne geldiğinizde 445 milyon diye, şuradaki 421 diye. Şuraya geldiğinizde sizi şurada başlatır mercenaryede. Bu da rütbesidir. Kastıkça rütbe ilerler. Rütbe ilerledikçe aldığım bonus artar. Şurada kastığın puan, bütün zamanlarda kestiğin adamlar, aldığın kaleler falan hepsi görünür. Bayrak savaşları var çünkü. Bu tamamen savaş odaklı bir şeydir ama meslek kasan veya dungeon yapan arkadaşlar da ufaktan kassın diye, ya da open world'de yaratık kesenler ufaktan kassın diye güzel bir şekilde getirmişler bunu. Yavaş yavaş rütbeler atlarsın. Rütbeler atladığında ekstra sana puan alımın artar. İşte ödüllerin artar gibi gibi. Şöyle en son rütbeye ulaşmaya çalışırsın. Yani şöyle söyleyeyim. Bu bildiğiniz silahlarınız, kıyafetleriniz kesinlikle iyice düşünün. Atıyorum aksı sevmedim, başka bir build dene. Senin kafana uyacak silah, gövdeli kafalı, işte videolar izle, PK'lara göre, ne bileyim PVE'ye göre videolar izle. Kendine kesinlikle başlamadan önce karar kılıp değiştirmeyeceğin bir build yap ve değiştirmeyeceğin bir şehir bayrağı al. Şehir bayrağı da çok önemli. Çünkü bu rütbe diğer şehre geçip rütbe alırsan sıfırlanır. Sen diğer şehirde gene acemi bir er olarak şeye başlarsın. Peki bu rütbeden aldığın puanlar ne işe yarayacak? Hemen onu da bahsedeyim. Sözde solo dungeon şeyi olacaktı bu şeyimiz, videomuz. Ama bu detayları anlatmadan geçmek istemedim. Şöyle gelelim abi. Sen burada gene söylüyorum. Meslek yaparken bile o şey dolar, rütbe puanı, ya da yaratık keserken de rütbe puanı kasarsın. Veya dungeon yaparken de, solo dungeon yaparken de rütbe puanı kasarsın. Onun için bayrak puanı, bayrak almayı ihmal etmeyin. Bayrak çok önemli. Geldik abi NPC'ye tekrar. Sen puanını kastın. Şurada sana ödüller verebiliyor. Satın alabiliyorsun bakın puanlarla. Şurada chest, şurada şehir kalbi. Market bölümünde çok üzerinde durmamıştık ama bunları bu puanla alıp satıp bir gelir elde edebilirsiniz. Craftçı arkadaşlar bununla bu şehre özel pelerini yapmak için kullanıyor veya bineğini yapmak için kullanıyor. Her şehrin bineği farklıdır. Bayrakçının yanında şöyle ahır gibi yerde görürsünüz. Buranınki Elite Big Horn. Her şehrin bineği de farklıdır. Atıyorum siz Forest Sterling'desiniz. Oranınki Beyaz Kutu Bayısı. Elite Winterbeard diye geçer. Neyse. Şöyle geldik abi. Rütbe bakın. Rütbenin önemi de neden aynı bayrakta takılın dedim. Bakın burada size craft malzemeleri verecek. Pelerin yapımında kullanılıyor. Bunları da belli rütbelerdeki arkadaşlar alabilecek. Aşağı doğru indiğinizde bu şeyin yavrusunu verecek. Elite Big Horn'un 5 level. Şu rütbeye ulaştığınızda da 50.000 puanı atıyorum mesela. Şu tam Elite Winterbeard'ın, pardon Big Horn'un yavrusunu alıp çok güzel paralara satabilirsiniz. Şurada da kostümü vardır. Kostümü de şu şekildedir. Kastıkça görün diye hemen kostüm bölümüne girip silahımızdan göstereyim size. Şöyle taktık elimize. Bu şehirlerdeyken elinizde süs gibi durur. Başka bir şeyi yoktur. Savaşlarda falan kullanabilirsiniz. Kullanma dediğimde görüntüdür. Bir de şurada bir ikon belirir. Kostümde eğer bir skill varsa şuna tıklarsınız. Bakın Q'su var. Efekti de budur. Yere saplar işte burayı ben aldım falan filan diye böyle yaklaşımda bulunur. Espri tarzında. Evet. Şimdi buradan çıktık abi 5 level'e. Dungeon'ımıza geçelim artık. Dungeon öncesi bu bayrağı anlatmasam sen 20 tane, 50 tane, 100 tane günde dungeon'a gireceksin. Bu bayrağı sana 15 video sonra anlatacağım diyeceksin, yapacağın için ta içinden geçeyim diyeceksin bana. Onun için başta anlatmak daha iyi. Şimdi map'imize çıktık. Solo dungeon arayacağız. Bunlar gruptu. Daha önce bahsetmiştik. Hatta mouse üstüne getirince yazar zaten. Burayla işin olmayacak senin.
Geleceksin abi. Open World'u zaten anlattık. Durup yaratık kesiyorsun. Bakın solo dungeon'ın giriş kapısı şudur. Bakın bu eleman buraya girecek. Bu eleman buraya girdi. Solo dungeon kapısı 90 saniye sonra kapanır. Şu an ben girsem o adamın olduğu dungeon'a gireceğim. Ben ona case atacağım. O bana case atacak. Aldığımız x'i düşecek. Hiç gerek yok. Birisi varsa çıkın, hiç uğraşmayın. Ya da rica edin, çıkabilirler. Şunlar da açılmış grup dungeon'lardır. Burayla da işiniz olmasın. İçerideki mobları tek başınıza kesemezsiniz ki daha yenisiniz. Hiçbir şekilde kesemezsiniz. Neden buraya girmiyorum? Size karıştırmayın diye. Bunun gibi küçük giriş yerleri var. Sadece dungeon yok burada. Solo dungeon yok. O tarz şeyler var. Onları göstereceğim. Bakın yanından geçerken şunu da söyleyeyim. Sen burada dungeon aradın buldun. Öldün 3-5 kere. RPR'en geldi ama item kalmadı üst. Yani item çıkmadı sana dungeon'dan. RPR için şehre geri dönmene gerek yok. Bakın şurada bayrak kaleleri var. Gördünüz mü? Bu savaşta detaylı anlatacağım. Faction War kaleleri diye geçer. Burada sizin bayrağınız varsa üstünde. Gelin abi. Bunu başka şehirde de almış olabilir. O an savaşarak. Şurada RPR'ci vardır. Şuradan RPR'nizi yapabilirsiniz. Şimdi. Diğer dediğim bölümü bulabilirsem göstereceğim. Bulamazsam onun videosunda zaten size özel olarak anlatacağım onu. Şimdi biz yine solo dungeon'ımızı arayalım. Ha şunu da belirteyim. Bak adam geldi mesela. Şu başka şehrin bayrağı. Gördünüz mü? Bu bana bu bölgede dalabilir. Hani PK'lılar size dalamıyor. Ama bu adam dalabilir. Kırmızı olduğu, sadece kırmızı olması değil. Yanında isminin yanında ikinci ikon olarak diğer şehrin bayrağı olması şart. Bayrak yoksa adam da dalamaz. Ama bayrak varsa o size dalabilir. O da itemlerinizi alamaz. Gene yerde beklerseniz sizi en şeye atar. En yakın şu bayrağınızın olduğu kaleye atar. Yerde beklemezsiniz bunda bayrak olduğu için. En yakın kaleye atar. Kalede başlarsınız. Bir de bakın map'te şöyle küçük girişler vardır. Buralarla da şimdilik işiniz yok. Burayı da anlatacağım size. O da ayrı bir video olacak. Solo dungeon'ımızı buluyoruz. Sol tıkladık. Girdik dungeon'ımıza. Bu da devlerin olduğu dungeon. Daha önce söylemiştim. Farklı farklı dungeon'lar gelecek diye. Bak bu keko geldi hemen arkamdan. Amacı ne? Videoya salça olmak. Şimdi bana bayrağı sildirecek. PK açacağım. Burada içeride keseceğim. Onu istiyor yani. Şimdi size o zaman şöyle hemen bir tane yaratık keseyim. Skill'lerden bahsedeceğim. Bayrak puanını görün nasıl kazandığımızı. Şu keko'yu da kesim içeriden dışarı çıkarım. Bakın ekstra bayrak puanı gelmeye başladı. Bu ilerlesin bu arkadaş. Bizi görmesin. Madem istiyorsa. Şimdi önce bayrağımızı siliyoruz. Bayrağı bu şekilde siliyorsunuz. PK açmıyorsunuz şu anda. Bakın bayrak siliyorsunuz bayrak olduğu için. Hemen inceden skill'lerimizi de verelim. Size ilerleyen şeyde skill'lerin nedenini göstereceğim. Şimdi PK açıyorum. Çıkıyor dungeon'dan bak. Çıkmıyor, o da dalacak. Hadi bakalım. Böyle geri zekalı embesiller denk gelebilir. Kafanızı yormayın. Neyse bir şey yazmaya gerek kalmadı. Çıktı. Bayrağımızın olduğunu farz ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi geldik. Çorbamızı içtik dungeon başlangıcında. Poi'mizi mümkün olduğunca bosslara kullanmaya özen gösterin. Şimdi skill'lerimize gelelim abi. Spectroot'un skill'i 3-1 olacak. 3 skill barına gelendir. Şu 1 dediğimiz şey de pasifidir. Zaten üzerine geldiğinizde detaylı olarak ne verdiğini görürsünüz. Atak speed veriyor. Vura vura cooldown rate'ini düşürüyor işte. Burası damage ve heal kestinizi arttırıyor ve defans veriyor ekstradan. Gibi. Şu artıda kalacak. Helion cekete geldik. Bu da 3-1. 3-1 derler, 2-1 derler, 5-1 derler. Tabiri budur. 3 skill'dir. 1 pasifidir. Bunu çok sıkça duyacaksınız. Botumuza geldik. Bunu da 3-1 yaptık. Pardon 3-2 yaptık. Çünkü biri ağırlıktı. Üzerimizdeki yük fazla olduğu zaman bunu alıyorduk.
hızlı gidebilmek için. 3 skill olacak. Bu da damage ve healing kestinizi arttırıyor. Bunun zaten hepsi pasiftir. Bunda herhangi bir skill vermiyorsunuz. Battle Axe'ımızı da sizde şurası kapalı olacak muhtemelen. İlk taktığınızda şunu kullanacaksınız. Ama 1-2 dungeon sonra burası açılır. Ben açıldığını farz ederek devam edeceğim. Şu belli bir alana dönerek kanama etkisi bırakır. Axe'ın en sevdiğim yönü yaratıkların veya adamların üzerinde kanama etkisi bırakır. Bunu 3 stack olarak yükseltir. Şunu sürekli kullanarak 3 tane şarj bırakacaksınız adamın üstüne. Şimdi yaratıkları da detaylı göstereceğim. Bunu diğer skill'leri de gelecek buraya. Şimdilik siz yeni başladığınız için 2'de kullanacaksınız W. Bu sizin damage'inizi, movement speed'inizi ve attack speed'inizi arttıracak 7 saniyeliğine. Yüzdelikleri zaten yanlarında yazıyor. Bu çok etkili bir şeydir, skill'dir. E'si de bakın. İleriye doğru bakın E'de kalın. İleriye doğru bir balta atar ve ikinci E'si gelir. Bakın dönüyor burada. İkincisini de atarsınız cooldown'a girer. İkincisini istediğiniz zaman o cooldown'u takip ederek atabilirsiniz. Neden Battle Axe'ı seçtirdim size? Grid Axe'da mercenary'i bastırıp can çalıyordun. Mercenary bitti mi işim bitiyordu. Battle Axe'da öyle bir şey yok. Şuradaki önemi hiçbir zaman kaçırmayın. Axe'ların genel olarak birkaç tanesi hariç, bir tanesi mi iki tanesi mi bakarız ona. Hariç diğerlerinin hepsi kanama siteğine göre etki yapar. Nasıl? Şunu bir keselim. Büyük bir yaratıkta göstereceğim. Bakın. Şunun şu şekilde olacak. Dönerek vuracaksınız. Şurayı da geçelim. Geçelim. Skill'lerin detayını anlatacağım. Şimdi. Bakın. Yaratığın üstüne tıkladık şuradan. Görmeniz için şu altı takip edeceksiniz. Bakın kanama etkisi bırakacağım. Q'yu atarak. Normal vurursam birikmez. Bak 1. Bitmek üzere. Bir daha atıyoruz. İkinci siteyi verdik. Bakın bir daha atacağım. Üçüncü siteyi verdik mi? En fazla maksimum stack bu. Sonra E'mizi kullanıyoruz. Maksimum damage'i vuruyoruz. İkinci E'yi vurursak ikinci E'miz can çalmadır. Canınız 1-2 bar aşağıdadır. İkinci E'de de maksimum stack olursa ikinci E'de de deli gibi can çalacaksınız. Bakın daha Helion'umu kullanmadım. Helion da can çalmadır. Onun da detayına şimdi geleceğiz. Ben daha Battle Axe'la sadece E'siyle ilerleyeceğim. Daha Helion çok 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 zor zamanlarda işim yarayacak. Bakın W'yu bastım. Attack Speed. İşte Movement Speed. Ve Damage'im arttı. Bu yaratığın üstünde yani bana göre güçsüz oldukları için biraz çok gösterme biraz zorluk yaşayacağız. Bak 3'e geldi siteyi. Devam ettik. Canımızı zaten çorbamız dolduruyor. Bir slotu kestiğinizde bir çorba canınızı doldurur. Canınız dolmadı. Biraz zorlandınız. Maksimum siteyi Q ile verirsiniz. 3 tane kanamayı gördüğünüzde E'yi 2 defa atarsınız. İkinci atışınızda maksimum canınızı çalarsınız. Gene ölmezsiniz. Gene mi zorlandınız? Helion'u açarsınız. Helion nedir? Onu göstereceğim. Helion ceket. Şunun şu kırmızı skill'i. Bakın canımı azalttıracağım. Biraz vursunlar bana. Bu etrafıma kırmızı bir alan açacak. O alan yukarıda şurada altta ne zaman biteceği cooldown'a girecek. Ne kadar yaratık varsa etrafında ona göre detayını şuradan okursunuz gerçi de. Ve canının yüksekliğine göre alcan çalcan can artacak. Bakın can çalıyorum. Gördünüz mü? Skill'i yemeyeyim. Bakın hem damage vuruyorum hem can çalıyorum yaratıktan. Helion'un güzelliği bu. Bakın fame kitabı düştü. XP kitabı. Bunlar satılabilir olanlar. Satılıp satılamayanları zaten daha önceki videolarda gösterdim. Bu satılabilir olanlar. İlk başta bunları sakın kullanmayın. Bunları biriktirin abi. Götürün markete direkt. Koyun. Çok güzel para kazanırsınız bunlar. Çok ilerleyen zamanlarda kasarsınız. Şimdi dungeon'da bir mantık daha söyleyeyim. Ne kadar Q'yu alana vuruyor. Gördünüz mü? Belli bir alana. Ne kadar Q attığınızda kaç yaratığa birden vurursanız o kadar sizin için artıdır. Ben onun için bunları toplayacağım. Siz 3 slot değil de 2 slot toplarsınız. Bakın Helion'un şeyini bir daha göstereceğim burada. Bakın. Helion'u açtım. Bakın yaratık sayısı daha fazla. Bakın. Gördünüz mü? Hiç damage'i işlemiyor gibi. Peki Helion'un yanına bakın cooldown'a girdi. Helion'un yanına Spectre'ı niye aldık?
Spectre'ı bastığımız anda bakın Helion cooldown'da. Canımız düşüyor hala, zordayız. Bastık Spectre'ı, Helion'u sıfırladı, gördünüz mü? Helion'u bir daha açtım. Helion Spectre ikilisi genelde bu şekilde kullanılıyor. Spectre Hood. Gördünüz mü? Çok rahatlıkla döndüm. Hatta size anlatırken döndüm dolandım gibi düşünün. Şimdi Helion Spectre çok güzel bir ikilidir. Spectre gövdeliğin diyor. Armor, bakın armorun diyor. Bastığın anda diyor armorun skill'i cooldown'daysa onu cooldown'dan çıkarır diyor. Bunun mantığı bu. Başka bir gövdelik giyersin, bunu gene cooldown'dan çıkarır gibi düşünün. Yani şunları da yol üstünde anlatmış olduk. Şu Royal Sandal'ı niye aldırdım? Royal Sandal Axe build'i kasacak arkadaşlar veya başka bir build'de de olsa fight için olmazsa olmaz gibi bir bottur bu. Bu Cloud'dur. Bu ikisi Leader'dır. Leader bölümünü kasacaksınız. Bu Cloud'dadır. Sen Leader setini gene kasarsın ama fight için şunun kollarını da kasarsın. Bunu kullanırsın. Bakın bende zaten Leader'lar full. Özellikle geldim Royal Sandal'ımı da kastım. Bunun yerine diğer alacağımız botu da sonra anlatacağım. O aklınızda da kalmadı. Şimdi kafanızı karıştırmayalım. Bunda da 3'e alıyoruz. 3'e bastığımızda movement speed'imizi %75 arttırıyor. Bakın 75. Şuna gelin. Bak. %80 arttırıyor 5 saniye. Ekstra size enerji veriyor. Bununla işiniz yok. Bunun artısı nedir? Bu senin defansını düşürüyor, atağını arttırıyor. Damage'ini %15 arttırıyor. Öyle düşünün. Bir de daha hızlı, daha uzun süre cooldown'u var. Atıyorum bastın. Şöyle bir daha gelelim üstüne. 7 saniye boyunca koşacaksın. Yani bu bir adamı yakalamakta. Yakalarken atıyorum bir bineği düşürmekte. Adam bineğin üstüne gidiyor. Bineği düşürürken hem damage alıyorsun hem hızlı koşma alıyorsun. Öyle düşünün. Diğerinde hızlı koşma alıp enerji alıyorsun. Cooldown alıyorsun. Çok bir şey değil ama bunda damage dağılan için çok etkili bir bot. Onu da onun için kastırıyoruz. Fight'larda kullanıyorlar genelde. Özellikle Axe'a çok güzel gidiyor. Axe'ın bir sınıfı var. Bir kal, çift silah. Çok etkili iş yapıyor bu botla beraber. Kolay kolay kaçamıyorlar yani senden. Şimdi basalım, hatta görün. Bastık, bakın defansımızı kırdı, atağımızı arttırdı. Bakın ikinci stack. Sonra üçüncü stack. 3 stack'i vurduk. Şimdi maksimum damage'i vuracağız. Çat vurduk. Bak bura bitmeden, 3 stack düşmeden, bak düşüyor. Düşmeden önce canınız azsa ikinci E'yi hemen hızlı hızlı atabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Canınız azaldı abi. Stack'lerini verdin. E'ni attın. Damage'ini vurdun. İlk stack'inde. Damage'i vurdun. Baktın canın normal, stabil, hani ölecek gibi değilsin. Diğer E'yi vurma abi. Bekle. Cooldown'u dönsün. Bir daha E açılsın. Damage bölümü. Çünkü bakın yaratıklara gireyim, onu bir daha göstereyim. Bakın bu da kat değişimi. Kat değişti şimdi. Dungeon'ın ikinci katına geçtik. Şuradan da katın kaç seviyede olduğunu görebilirsiniz. Geldim mesela, çok uzun sürdü. Unuttum kaçıncı katta olduğunu, oradan bakabilirsin. Şurada da dungeon'ına, bu katına PK'lı bir adam girdiği anda şurada bir yazar. Bir PK'lı var, dikkat et gibisinden. Burayı arada kontrol edersiniz. Çok gelip dalıp, özellikle safe bölgelerde sizi öldürecek adam yoktur. Bak attım E'yi. Bakın dönüyor sarı üzerinde. Çok şeffaf görünüyor. Senin canın fullse ya da dönebileceğin şey ise bekleyeceksin, bir daha damage'ini kasacaksın. Bir daha damage vurmak için bir daha cooldown'u bekleyeceksin. Direkt şöyle yaparsan bak. Yaparsan 20 saniye cooldown'a girecek. Gerek yok. Daha hızlı dolması için bekleyeceksin. Yani akıllıca kullanacaksın. Shrine'ımızı içtik. Bastık botumuza. Bunu böyle göründük. Bunu böyle göründük. Helion'u hiç kullanmadım. Ha bende kasılı, eyvallah. Sen zorlandığında Helion'u açtığında Helion seni her türlü kurtaracak. Bunu boylamasını atabilirsin. Düz bir çizgiye atar E'ni. Dikkat et, böyle yalpalama şeklinde atmaz. Tek bir çizgiye atar. Ona dikkat et. Yaratıkları atıyorum, tek hizaya getirmeye çalış. Çok etkili oluyor. Ya da bir PK ortasındasın. Adamları böyle tek çizgi halinde yakalatmaya çalış E'ni atarken. Şöyle detaylı göstereyim. Şu boss'u da alalım. Vurdu. Ve
doldurduğu ikinci can çok böyle basit bir can değeri değil. Bakın, steğimi vereceğim. Biraz canımı azalttıracağım. Bak. Steğimi korumak için arada Q vuracağım. Canım azalsın. Ah, steği kaybettik. Neyse, devam. Bir daha stekleyeceğim. Canı biraz daha düşmüş olur. Tamam. İkinci steği vurduk. Bak, üçüncü steği vururken bir de W'dan destek alacağım. Hem damage'im arttı. Bakın, can çalmamı gördünüz mü? Ne kadar? 512 HP çaldım yaratık. Bu yaratık sayısı fazla oldukça çalacağım can değeri de her birinden fazla olacaktır. Battle Axe'ın ekstra güzelliği bu. Great Axe'ı da yanımıza getirip onunla diğer arkadaşların verdiği build'i de size gösterirdim. Arasındaki farkı siz anlardınız o zaman. Dünya kadar fark var. Çünkü Axe sınıfında E'si ile, hatta Axe sınıfı demeyeyim, şöyle bütün build'ler arasında, healer hariç, healer dışında diğer fighter'larda, bow'da, crossbow'da, işte ne bileyim büyücüde, fire'da, frost'ta bütün build'leri göz önünde, silahları göz önünde bulundursak sadece can çalabilen iki tane silah vardır. Biri Shadowkeller'dır. Yani dungeon için uygun olan. Biri de Battle Axe'dır. Bir build daha var, One Head Dagger. O tamamen solo target'a iş yapar. Onunla sizin dungeon'da bir işiniz yok. Öyle söyleyeyim. Geldik abi. Atıyorum onlar sadece kıyafeti Helion olsun. Kıyafetinden çalarlar canı. Spectre'la ikilerler ama sen ekstra E'nin ikinci vuruşunda da canını çalarsın. Diğer aksları da taksan E ile ya da başka bir skill ile can çalamaz. Onlar için ekstra yiyecekler var, onlara daha gelmedik. Yani sen her zaman can çalmada, fight'ta dayanıklılık konusunda daha uzun fight'ta, hani bir anda adamı steğini kaldırıp ikinizin de bir bar canı kaldığını düşün. Sen stekli bir adama vurduğunda canını çalıp adamın çok çok önüne geçip adamı kesebilirsin. Hatta şöyle söyleyeyim, ince bir detay daha vereyim. Bu build, yaptırdığım build sadece solo dungeon'a yaramayacak. Onun için sana özellikle bunu yaptırdım. Bir de bizim birkaç çeşit XP kasma şeklimiz var. Bunlardan biri de şeydir, static dungeon'dır. Static dungeon'daki yaratıklar baya kuvvetlidir. Oraya grup haline girerler. Onun videosunu ayrı çekeceğim. Ben zaten bu build'imi onun için kasmıştım. Şu yok, bu bot değişecek orada. O değiştireceğimiz dediğimiz bot onun içinde. Neyse. Şu boss'umuza da gelelim abi. En önce bitirelim. Video çok uzadı çünkü. İzlerken sıkılmanızı da istemiyorum. Ama hepsi, her saniyesinin dolu dolu geçmesini istiyorum. Çünkü artık fight'lara daha, çünkü anlatılacak çok şey var. Onlara geçmek istiyorum ben önce. Bakın, aynı çizgiye getirin dediğim şudur. Steği verdik. Biraz geri çıkarsın. Hepsi ip gibi arkandan gelirken E'ne atarsın. Bakın, bir tane stek kaldı. Buna da vurduk da. Bu şekilde şeyini alışkanlığını getireceksin. Ki Axe'da şurada ilerleyen seviyelerde bir skill daha açılacak. O çok efsane işinize yarayacak. Onun yani 3 defa döndürerek kullanacaksın onu. Atıyorum E'yi 2 defa kullanıyorsun, onu 3 defa kullanacaksın. Üçüncüsü stun olacak onun. Stun'ı atacaksın zaten. Kendi açını belirleyeceksin, adam kıpırdamadan E'ni ona göre atarsın. Onu da açtıkça kendin fark edeceksin zaten. Bak, koyumuzu yaratığı attık. Canım azaldı. 2 stack. 3 stack, hop can çaldı. Gördünüz mü? İkinciyi beklettim. Fight'in durumuna göre beklet, adamla kapışıyorsun. Canın ne zaman azaldı o zaman at. Yani o ara cooldown'a girmediyse. Chest'imizi açtık. Chest'in içi 5-300. Bakın, bol bol relic, rune ve kese attı. İtem dağıtıyor. Yani bu dungeon'a şansına göre, chest'in büyüklüğüne, rengine göre değişir. Şuradan çıkan soul reliklerin hepsini artı basmada kullanıyoruz. Bunlar işte renklerinden itemlerin seviyeleri belli. Bunlar 6 level için. Bakın, artı 1'i, artı 2'si, artı 3'ü. Şu da şöyle. Bunlar çıktı abi, relik rün ve fame kitabı.
Şunları da biriktirebilirsin. Para ihtiyacın yoksa çıkan bütün para keselerini biriktir. Bunlar mesela 1K'lık üstüne geldiğinde görünür. 1K silver ediyor. Bunun 10K'lığı da var. Bunları biriktirebilirsin. Para ile işin olmadı. Hani ben birikim yapayım dersen. Onu biriktirirsin. Sonra gelir. Şuradan faction puanım biriktirirsin. Hepsini toplu şekilde gidip faction'da işte marketini gösterdik custom puanı nasıl alacağını. Oradan şehir kalbi alırsın. Gider hepsini satarsın. Bunları toplu okursun. Bunları toplu satarsın gibi birden gelir elde edersin. Şunları da götürür bankana biriktirmeni tavsiye ederim. Çünkü yeri gelecek bir item isteyeceksin. Ya işte bunun 4x'ini alayım diyeceksin. İkisini bulamayacaksın pazarda. 4 biri daha ucuz alacaksın. Gidip relikle, rünle, soul'la destekleyerek bunları artısını yükseltip işini halledeceksin diyelim. Ve videonun sonuna gelelim. Yani bu build'i şiddetle öneriyorum. Şiddetle şiddetle. Shadow Keller'ı da çekeriz. Shadow Keller de güzel bir build. Ama Axe candır. Öyle söyleyeyim size. Ve diğerleri mesela bu hani kimileri görüntüye önem verir. Axe'ın her tier'de görüntüsü değişir. Çok efsane görüntülere gelecek. Muysak da aynı şekilde. Ve diğer Axe'lar daha güzel görünecek. Onlar zaten bunda kasılı olduğu için kimi fight videolarında onları detaylı giydiğimde gösteririm. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir dahaki eğitim rehber videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.